Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin günü hayırlı ve bereketli olsun. Bugün bir ay aradan sonra dağ evimize doğru tekrar yola çıktık. Şu anda dağ evimizin aşağı bölümündeki dağ eriklerinin olduğu yerdeyiz. Dağ eriklerimizi de sizlere göstereceğiz. Artık çağla haline gelmiş bunlar da. Abi bayağı kır, normal köydeki erikler gibi değil. Tamamen olgunlaşmadığı için biraz da ağacılık var doğal yetiştikleri için. Bugün evimize girerken de bayağı biraz temkinli olmamız lazım. Çünkü uzun zamandan beri evimize girmediğimiz için yastık arkaları, minderlerin altları, çatı katımız, çatının olduğu yer bayağı sıkıntılı. İnşallah temkinli bir şekilde yavaşça duamızı ederek gireceğiz arkadaşlar. Tabi uzun bir ara olunca evimizi de özlüyoruz. Her hafta da gelip gidiyorum, iznim oluyor. Tabii köylerde de bahçe işleri olduğu için her hafta çıkamıyorum. Ancak bir ay aradan sonra bugün kendime zaman buldum. Bugün inşallah sizlerle beraber dağ evimize kavuşacağız inşallah. Evet, yavaşça yolumuza da devam edelim artık.
Evet, şu karşıda da köylülerimizin inekleri var arkadaşlar. Artık baharın gelmesiyle onlar da salıyorlar. Artık onlar da oralarda karınlarını doyuruyorlar. Önce dağ evimizin böyle çevresini bir güzel incelemek lazım. Evet, turalarda komple çiçekler açmış. Yağmurun yağma etkisi bayağı kendini göstermiş. Bu şey daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu temelin yapısı su basmanı. Evimizin 80 yıl önce atılmış bir temel olduğu için büyük taşlardan burası her zaman akrep ve yılanlar için birebir bulunmaz bir yuva haline gelmiş. Tabii ki içerileri de ilaçlıyoruz. Ama ne yapsak da sadece azaltmaya sebep oluyoruz. Çünkü onları asla hiçbir zaman buradan kovmaya gücümüz yetmiyor. Evet, gördüğünüz gibi sincaplar da buralara getirip dışarıdaki meşe palamutlarını yiyorlar. Hem burayı da kendilerinin odası olarak kullanıyorlar. Şu anda öyle göze görünür. Allah'ın izniyle bir tehlikeli şey yok arkadaşlar.
Burada çekirge de erimiş. Şöyle köyümüzün manzarası da evimizin penceresinden ayrı bir güzel tabii. Havada aşırı yoğun bir sıcak var. Muhtemelen tekrar yağmur sıcakları arkadaşlar. Dün akşam gelirken de bayağı bir güzel yağmur yağıyordu. İnşallah yağmurun devamı da gelir. Sana daha evimizin etrafında az önce de söyledim güzel maşallah her taraf çiçek arkadaşlar. Şimdi ateşimizi de yakacağız. Önce yemeğimizi yapacağız. Nasıl olursa ondan sonra da çayımızı demleyeceğiz. Evimizde hasretimizi gidereceğiz inşallah.
Evet, şimdi de salatamızı yapalım yemeğimizden önce. Yemeğimizi pişirdikten sonra direkt salatamızla beraber tüketeceğiz inşallah. Evet, nareşkili yeşil salatamız da hazır arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi tekrar orta pişmiş bonfilemizi yaptık. Evet, yine güzel bir rüzgar çıktı maşallah. Güzel bir esinti var. Evet, biraz işlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Artık başladık. Bir ay da geçti zaman. Çalışmaya devam ediyoruz artık. Nasip olursa sezon ne zaman biterse o zaman biz de işimizi bırakacağız. Geleceğiz köyümüze. Bugün babamın bana mirası olan fetle geldim arkadaşlar. Bunun da tabii güzel bir hikayesi, anısı var babamla bizim ailece hep beraber. Babam yıllar önce bu üzümlü markayı almıştı. Şu anda da artık bana mirası, hediyesi olarak kardeşlerimle de konuştuk. Bunu artık babamın hediyesi olarak bana kaldı bu çifte. Çünkü ata yadigarı. Bu silahla bizim tabii güzel bir hikayemiz var ailecek. Onun için de benim için çok değerli. Çocukluğumuz zamanında bir gün akşam yemeği yiyoruz.
Annem yemek yapmıştı. Yemeğin içinde et yok mu diye sormuştum. Bir kış günüydü. Tabii kar da yağıyor dışarı. Benim o şekilde sormamdan babam etkilenip bu tüfeğiyle alıp akşamüstü, akşam karanlıkken dağa ava çıktı arkadaşlar. O zamanlarda tabii herkes evine et alamıyor, bir şey alamıyor. Yani bayağı köy yeri genelde hep öyleydi. Şimdiki gibi değildi. Tabii babam tüfeği aldı, dağa doğru yöneldi. Akşam kararıyor, annem bir yandan gitme diyor, hava fırtınalı, karlı. Tabii babam o benim yemeğin içinde et yok mu deyişimden etkilenip işte benim için bir tavşandır, bir şey vurmak için akşamın karanlığında gitti. Tabii gece 12 oldu, babam yok. Annem, ben, kardeşlerim pencereden bakıyoruz. Kar, fırtına, lodos esiyor. Abi bizim içimizde o anda bir sevinç, mutluluk var. Babamız bize et getirecek diye, tavşan vuracak diye. Annem de pencerenin kenarına geçmiş, gözünden iki damla yaş dökülerek. Tabii biz çocuk olduğumuz için bir şeyin farkına varmıyoruz. Babamın gelmemesinden iyice sıkıntı oldu. Ona da dert oldu. Düşünüyor. Bir şey de konuşmuyor bizimle. Tabii biz 12'den sonra uyuyup kalmışız. Sabah olmuş. Daha babam yok. Bizim babamın evinde oturuyoruz o zaman. Bizim ev Çukur'da arkadaşlar. Dağ yüksekte böyle dağdan dağ yolunu görürsün. Sabahleyin kar yağmaya tekrar devam ediyor. Bir baktık. Babam dağın zirvesinden inip gelir. Tabii biz seviniyoruz ama annemdeki mutluluk daha bir ayrı. Tabii o anda babamın ölmüş olabileceğini, dağda donmuş olabileceğini düşündüğü için o anda babamız da geldi artık. Elinde tavşanı da vurmuş bizim için. Ve biz hepimiz birden babamıza sarıldık. Ve bu tüfek bizim için, benim için özellikle çok değerli. Babam hayatını riske ataraktan bize dağda o tavşanı bir gece boyunca dağda konaklayarak vurup gelip ve sonradan bize bu şeyi anlattığı zaman aklımız başımıza geldiğinde yani inan ki donmak üzere olduğunu sadece bizim için bir parça tavşanı vurup bizler için getirdiğini düşündü. Çok gecede o gece çok zorlandığını, hayatın gerçekten onun için bayağı acımasızca olduğunu o gecenin soğuğunda fark edip ama bir babanın tüm evlatları için yaptığı her şeyi baba o anda o gecenin ayazını, soğuğunu çekerekten her baba da bunu yapabilir. Evlatlarına tavşanı vurup geldi. Bize sağ olsun o gün akşam da annem güzelce tencerede haşladı. Biz güzel bulgur pilavıyla pilavını yaptık. Böyle bir hikayesi var. Onun için artık bu tüfeğe de sahip oldum Allah'ın izniyle. Babamın bana en anlamlı bıraktığı hediye ve miras. Evet arkadaşlar artık akşam da oluyor. Yavaşça köye ineceğim. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Hepimizin akşamı hayırlı ve bereketli olsun.